Merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bir tarafta Süper Lig'de heyecan başladı ama Avrupa Kupalarında ön eleme heyecanı da devam ediyor. Takımlarımız gerçekten bu sene dolu dizgin, neredeyse 4 takımımızda playoff turunu ilk maçlarda garantileyecek skorlar elde ettiler. Bunlardan biri de Galatasaray. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalması çok çok önemli ve değerli. Yarın Galatasaray Sloven ekibi Ljubljana ile rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya gelecek ve bu mücadele DeSmart ve DeSmart Go'dan naklen yayınlanacak. Şimdi DeSmart Spor Müdürü sevgili Aykut Aydın'la beraberiz. Aykut, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz turda Zalgiris maçı. Burada 2-2'nin rövanşında 1-0 Galatasaray kazanmıştı. Turu geçmişti. O maçı da sen anlattın. Yarın da yine mikrofon başına sen olacaksın. Hatta stat önünde de birlikte olacağız yine yayınlarda. Şimdi ilk maç Galatasaray'da daha henüz tam takıma katılmamış oyuncular da vardı. Yarın lig maçında da gördük. İşte sonradan oyuna giren Kayseri maçında Icardi ve Zaha son bölümlerde süre almıştı. Yavaş yavaş Okan Hoca onları da takıma, yani ideal 11'ine doğru gidiyor. Belki Ljubljana maçı 3-0'ın rövanşında biraz daha rahat bir maç olacak. Bu da bir fırsat olacak herhalde, değil mi? Yani yarın 11'de başlamalarını bekliyoruz. Özellikle Icardi'nin. Çünkü sen de biliyorsun ki daha hazır değil oyuncular. Ama 3-0'lık bir avantaj var. Dolayısıyla taraftar da coşmuşken, sezon başında hele ilk maç deplasmanda berabere tamamlanmışken bir hava yakalamak isteyecektir diye düşünüyorum Okan Buruk. Dolayısıyla da tribünleri ne coşturur? Şu anda transfer dönemindeyiz ve habire yeni transferler maç sonuçlarının önüne çıkmış durumda. Dolayısıyla ben hem Icardi'nin hem de Zaha'nın 11'de olmasını bekliyorum ki zaten tribünlerle, yani tribün desteğiyle coşabilecek potansiyelde oyuncular. Biz de eğer seyredebildiysen, yani DeSmart ve DeSmart Go'nun maç tanıtımlarını aslında Icardi üzerine kurduk ve yeni transfer Zaha üzerine kurduk. Burada bir de teşekkür etmem gerekiyor. Biliyorsun Aşkın Olayım geçtiğimiz sezonun hit şarkısı. Tribünlerde, yani Galatasaray taraftarının adeta Icardi'ye bütünleştirdiği, yazdığı bir şarkı ve sağ olsun Simge Sağan ve ekibi, yani aranjörüne kadar, söz yazarına kadar hepsi de bize müsaade etti bu şarkıyı tanıtımlarda kullanmak için ve biz de güzel bir tanıtım yaptık. Herkesin de çok hoşuna gitti. Dolayısıyla yani yarın biz bu müziğin ya da biz bu şarkının bolca duyulabileceği bir akşam olacağını kafamızda kuruyoruz en azından. Ki ben Zaha'nın zaten 50 bin ya da 50 binin üzerinde seyirciyi, mesela Icardi ne yapacağını biliyorsun, gol attığında ne olacağını biliyorsun ama Zaha'yı sadece Premier Ligi seyreden futbol severler biliyor. Yani o 50 bin kişiyi rüzgarına alıp götürebilir yarın. Hep beraber bakalım, bunu göreceğiz. En azından bir 45 dakika bekliyorum ben. Evet, ben de öyle. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Kayseri maçında, Kayseri Spor maçında son bölümde Zaha ikinci yarıda oyuna girdi Icardi ile beraber. Icardi'nin evet takım uyumu belli ama Zaha tamamen yepyeni isimlerle bir arada. Bazen böyle bir sanki sistemkar bakışları falan vardı ama tabii bu zaman içerisinde bu uyum sağlanacak ve yarınki maçta aslında bu konuda ideal bir maç gibi gözüküyor. Çünkü 4 gün sonra da Galatasaray'ın ligde Trabzonspor maçı var. Yani Trabzonspor maçı öncesi de bir tarafta Galatasaray'ın o ideal 11'inin oluşumunu izleyeceğimiz bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. 3-0 da tabii rahat bir skor. Yani ilk maçta neredeyse işi bitirdi Galatasaray ve yarın hakikaten keyifli, güzel, stada gelen ve smart ekranlarında izleyenler için çok keyifli bir maç olacak gibi gözüküyor. Aynen öyle. Ya ben bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Žalgiris maçında da bunu bekliyorduk ama Žalgiris belki de şu ana kadar Galatasaray'ın karşılaştığı takımlar içinde en diri, en hazır olanıydı. Tamam, mütevazi bir kadrosu vardı ama oyun planına 90 dakika, hatta 180 dakika sadık kalan ve o öndeki Oyebusu ile seninle de konuştuk. Yani sadece atlet Allah'tan. Son vuruşları yoktu. İlk maçta biraz zorlandı Galatasaray ilk turda ama eğer Galatasaray'a karşı hücum ederek, yani top bende olsun, ben sürekli hücumu düşüneyim diye Ljubljana'nın ilk maçta yaptığı gibi saldırırsan Galatasaray'da geçiş oyunlarını en iyi oynayabilen takımlardan biri ki Zaha belki de bu geçiş oyunlarının
bundan sonra eğer Şampiyonlar Ligi gruplarının artık ben kalacağını düşünüyorum. Playoff'u da geçip. Artık bir adım kalıyor zaten. Evet. Artık. Yani öyle bir noktaya geldi ki Galatasaray bunu geçtikten sonra Molde ya da Klaksvik, Faroe Adaları takımı muhtemelen belki de oradan Norveç'ten Molde gelecek ama ikisi de Galatasaray'ın çok rahat eleyebileceği türden takımlar. O yüzden bu turu da geçtikten sonra geriye bir tur kalacak ve ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak ki bu çok çok önemli ve değerli. Aynen öyle. Zaten biz de Žalgiris maçından önce yine bu stüdyoda konuşurken yani Galatasaray'ın planı zaten Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Yapılan transferler de bunu gösteriyor. Ki ayak bastı parası zaten çok ciddi bir miktar alacak sarı kırmızılı takım ve bütün planlarını bunun üzerine kurmuş durumda. Ki asıl Zaha'yı, işte daha sonra transfer edilen Tete'yi, Icardi'yi Galatasaray'dan kağıt üzerinde daha kuvvetli takımlara karşı çok büyük bir silah olarak göreceğiz. Yani açık alanı Galatasaray'a veren takımlara karşı çok büyük bir silah olarak göreceğiz. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Zaten bugün başladık. Bugün burada konuşuyoruz. Yarın gün boyu stadyumda birlikte olacağız. Evet, onu da söyleyelim sevgili Aykut. Hem CNN Türk ekranlarında hem de maça 2 saat kala Desmart ekranlarında maçın tüm atmosferi yani maçtan önce tüm yaşananlar sıcağı sıcağına seyircilerimizle buluşturacağız. Onu da belirtelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir tane ufak hatırlatma yapayım. Çok az vaktimiz varsa. 19'da başlayacağız. Senin de bahsettiğin gibi. Ya geçtiğimiz maça ilgi çok büyüktü. Özellikle maça yakın çok fazla kişi özellikle de Smart Go'yu edinmeye çalıştı. Bugün acele edelim. Biliyoruz de Smart Son ana bırakmasınlar. Son ana bırakmayalım. Çünkü bunda zahmet yok. Kutu yok. Ne bileyim bir taahhüt yok. Yani gidiyorsunuz, üye oluyorsunuz, 2 dakika sonra maçı izlemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla lütfen acele edelim sadece izleyicilerimizden. Bir an önce de Smart Go üyeliklerini seyircilerimize yapmalarını hatırlatalım. Sevgili Aykut çok teşekkür ediyorum. Yarın yine birlikte olacağız. Evet, sporda, Türk futbolunda hakikaten bu haftanın da çok güzel geçmesini bekliyoruz, diliyoruz. 4 takımımızın birden tur geçeceği bir hafta olacak. Yarın da Smart ekranlarında Galatasaray-Lübnyana maçı olacak. Öncesinde CNN Türk ekranlarında yayınlarımız devam edecek.